Bizim kurulu üyelerimiz, değerli hanımefendiler, kıymetli basın mensupları, çok kıymetli Afyonkarahisar hemşehrilerim. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak bu Ramazan bayramını bayramı bayram gibi kutlamak üzere milletvekili adaylarımız, parti il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları teşkilatımız, gençlik kolları teşkilatımızla birlikte Afyonkarahisar'ımızın 17 ilçesinde şölen havasında coşkulu bir bayram kutlama programı yaptık. Bu programda emeği geçen tüm herkese, başta ilçe teşkilatlarımız olmak üzere tüm partili üyelerimize, Afyonkarahisar'ın her köşesinde yaşayan hemşerilerime göstermiş oldukları sıcak karşılama, ilgi, alaka ve coşku için teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli Afyonkarahisar hemşerilerim, 14 Mayıs'a bugün itibariyle 19 gün kaldı. 19 gün içerisinde inşallah diyorum, kardeşlik ilişkilerimiz zarar görmez, birlik beraberliğimize zarar gelmez, toplum olarak önümüzdeki seçimlere, önümüzdeki 5 yıllık süreçte ilimize yansıyacak olan hava, atmosfer birlik beraberliğimizi zedelemez. Biz siyasiler olarak her şeyden evvela dikkat etmemiz gereken konu şu: bu bir seçim. Demokratik bir şekilde 5 yılda bir milletin önüne gelen sandığın, milletin hür ve bağımsız iradesiyle kendisini 5 yıl süreyle temsil edecek milletvekillerini ve 5 yıl süreyle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanlığı seçileceği bir seçim. Bunun öncelikle bir seçim olduğunu herkes bilmesi lazım. Bu bir savaş değil. Bu insanlar arasında toplumun çeşitli farklı düşüncelerine sahip kesimler arasında bir savaş değil. Bunun altını kesinlikle kalın çizgilerle çiziyorum. Şimdi sahaya indiğimiz günden bu tarafa adeta ülkemizi 21 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileriyle, onlara 7 yıldır ortak olan, destek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerek yöneticileri, gerek adayları, gerekse parti kademelerinde yer alan insanlar toplum içerisinde muhalefet partisi adına siyaset yapan partililere, yöneticilere, adaylara adeta ortayı karıştıracak şekilde siz neden HDP ile ittifak yapıyorsunuz, siz neden PKK'larla birlikte hareket ediyorsunuz gibi sualler sordurarak toplum içinde bir ayrıştırmayı, çok derin bir ayrıştırmayı vesile oluyorlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bunun altını çizmek lazım. Bizler bu ülkede en son savaşımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bekası tehlikeye düştüğünde oradaki Türklerin bekasını kurtarmak, oradaki bayrağımızın dalgalanmasını sağlamak üzere o günkü hükümetimiz Yunanistan'la yapmış olduğu ülkeler arası savaştı. Orada galip gelen topyekün Türk milletiydi, Türk devletiydi. Siyasi görüşümüz ve düşüncelerimiz, duygularımız ne olursa olsun zaferi kazanan o günkü nüfusumuzla 62 milyonluk Türk devleti ve Türk toplumu. Bugün karşımızda bizimle savaşan bir devlet yok. Herhangi bir savaşın da içinde değiliz. Önümüzde 21 yıl yönettiğiniz ülkede ekonomi konuşulması lazım, sağlık konuşulması lazım,
İnsanların, gençlerin iş ve aşk umutları konuşulması lazım. Ve ne konuşulması lazım? Huzur konuşulması lazım, barış konuşulması lazım, eğitim konuşulması lazım, adalet konuşulması lazım. Konuşulması gereken bunlarken 21 yıldır da bunların hiçbirinde bir başarı elde edemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ve yöneticileri ve onun genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli toplumu germek adına çıkmış oldukları mitinglerde adeta hedef göstererek bu seçimin bir ölüm kalım savaşı olduğunu, bu seçimin işte zafer soğanla patatesin savaşının olmadığını, bu işte Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edenlerin, o günkü mücadele edenlerin soğan ve patatese sarılmadıklarından falan bahsediyorlar. Arkadaşlar, pardon, biz savaşta değiliz ya. Bu toplum 85 milyon bir ve beraber bütündür. Kardeşlik içinde yaşıyoruz. Acımız bir, neşemiz bir, düğünümüz bir, bayramımız bir, her şeyimiz bir. 15'inden sonra da, yönetim değiştikten sonra da karşımızda diğer partilere destek verenleri elimize bombaları, tüfekleri alıp saldırmayacağız, öldürmeyeceğiz ya. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, barış ve huzur içerisinde, bolluk ve bereket, refah içerisinde yaşayacağımız bir ülke vaat ederek seçime gidiyoruz. Ve herkesin kardeşimiz olduğunu düşünüyoruz. Böyle görüyoruz. Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek. Toplumumuzun her bir ferdinin saçının teline bu seçim tartışmaları nedeniyle bir zarar gelirse vebali 21 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 yıldır da ona destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'nin başta genel başkanlar olmak üzere tüm il, ilçe, milletvekili adaylarındadır sorumluluk. Bunu buradan söylemek istiyorum. Bu bir. Şimdi gelelim ülke gündemine. Seçim gündemine. Seçim. Her partiden bir milletvekili adayı var. Arkadaşlar bu 200 TL üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin para birimiyle herhangi bir değeri yok. Değerini ölçemez hiç kimse. Ona herhangi bir paranın değeri yetmez onun sevgisine, onun bu ülkedeki değerine. Ancak 200 TL'lik banknot Türk ekonomi tarihine tedavüle 2009 yılı Aralık ayında girmiş. Girdiği gün bu 200 TL'lik banknot 130 Amerikan dolar alıyormuş. Bundan 14 yıl önce. Bugün bu 200 lirayla kuyumcuya gidip 10 dolar alamazsınız. Bizim 120 dolar paramız alım gücünü kaybetmiş. Biz bunu konuşmamız lazım. Bizim bunu sorgulamamız lazım. Millet olarak, toplum olarak hepimizin bunu sorgulamamız lazım. Bizim 120 dolar olarak paramızın 200 TL'mizin içinden 120 dolar alım gücü ne oldu da buharlaştı? Bizim insanımızın parası. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereninde, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereninde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereninde, İyi Parti'ye oy vereninde, diğer partilere oy verenlerinde velhasıl 85 milyon kadınıyla erkeğiyle hepimizin cebindeki 200 liranın 130 dolar değerindeki 200 liranın çıktığı tarihte bugün neden 10 dolara düştüğünü sorgulayacağız. Bunun hesabını kimden sormamız lazım? Ülkeyi 21 yıldır yöneten, bu parayı da tedavüle süren
Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinden sormak zorundayız elbette ki. Bay Kemal'den soramayız. Ülkeyi yönetenden soracağız tabii ki. Onların temsilcilerinden soracağız. Bu 200 TL bir Gülay ablamı görüyorum orada. Gülay ablam bu 200 TL ile kasaba gidiyordu 2009 Aralık ayında 17 kilo kuşbaşı alıyordu. Bunu sorgulamamız lazım. Şimdi bu 200 TL bir kilo et almıyor arkadaşlar. Bir kilo et almıyor. 17 kilo et alan bu 200 TL neden bir kilo et almıyor? Oğlum Tuncay'a vereyim 200 lirayı. Karnı acıksa çarşıda gezerken korkar lokantaya girmeye. Ya buna ben girersem bundan hesap ödeyebilir miyim diye çekinir. Vallahi de çekilir, billahi de çekilir. Türkiye'nin ortalama en gariban şehirlerinden birisidir Afyonkarahisar. Afyonkarahisar'ın esnafı kanaatkardır. Ama ona rağmen Afyonkarahisar lokantalarından 200 TL ile oğlum Tuncay girip de canının istediği şeyleri yemeye çekinir. Çünkü neden çekinir? Yetmeyebilir bu para. Başka da bir parası yoksa yetmeyebilir. Gülay abla bir kilo et alamaz, 600 gram et alır bugün girsem. Ya bunun hesabını bizi yönetenlere sormak zorundayız. Biz muhalefet partisiyiz. Milletimiz adına soruyoruz bunu. AK Parti'ye oy veren, kayıtsız, şartsız Recep Tayyip Erdoğan diye yırtınan hanımefendiler için soruyorum bunu. Onların adına soruyorum. 8500 lira askeri ücret daha yeni oldu. 8500 lira askeri ücret alan işçi Hasan abim için soruyorum bunu. Onun adına soruyorum bunu. Bu 200 lirayla yarım kilo 600 gram et alabiliyorsunuz. Bu 200 lirayla 2009 yılında bizim il sekreterimiz Tevfik abi İzmir'e gidecek. Benzinliğe gidiyor, 82 litre mazot, 79 litre benzin alıyor. Bugün Tevfik abi İzmir'e değil, kendi memleketi olan Emir Dağı'na bu parayla aldığı yakıtla gidip gelemez. Gidip gelemez. Arabasına 200 liraya alacağı mazot 10 litre değil, 8,5 litre. Bunu sorguluyoruz. HDP diyorlar. Ne HDP'si ya? Ne HDP'si? HDP diye bir şey varsa bu sizin ayıbınızdır. Bu sizin ayıbınızdır. 20 yıldır bu ülkenin başına bunu musallat eden sizsiniz. Sizsiniz. Bu ülkeyi Bay Kemal yönetmiyor. Bu ülkeyi Meral Akşener yönetmiyor. Siz yönetiyorsunuz 21 yıldır. Kendi kendinize çamura at izi kalsın, sokaktaki vatandaşın, köydeki Mehmet Ağa'nın kafayı karıştırmak adına terör örgütüyle, onun yancılarıyla, onun siyasi uzantısıyla resmi olarak işbirliği ettiğimizi, hatta onlar ortak olduğumuzu, hatta onların cezaevindeki liderlerinin biz iktidara gelirsek salıverileceğini söylüyorlar. Adam gülerler ya. Gülerler ya. Siz bu adamı, Demirtaş denilen adamı 2018 seçimlerinde adam cezaevindeyken Cumhurbaşkanı adayı yaptırdınız. Utanmazlar. Utanmaz arlanmazlar. Bu adam Cumhurbaşkanı adayı oldu ya. Demirtaş'ı siz cezaevindeyken tuttunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmasına Yüksek Seçim Kurulu ne verdi? İzin ve müsaade verdi ya. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Dinar eski belediye başkanı, iki dönem belediye başkanlığımızı yapmış Saffet Acar'a otopark binalara verilen ruhsatlarla ilgili, inşaat ruhsatları ile ilgili, inşaat ruhsatı üzerine
Otopark parası alıyor biliyorsunuz belediyeler. Belli bir bedel karşılığında. İşte bu binada 4 daire var. 4 dairenin apartmana belediye işte alanına kullanacağı otoparkın ruhsata parasını yansıtıyorlar. O paradan bir miktar para birikmiş. O parayla otopark yapmanız gerekiyormuş. Ama biriken parayla otopark yapılmayacağı için dönemin belediye başkanı Saffet Acar çıkıyor. O parayı belediye personelinin maaşlarını belediye gelirleriyle karşılayamadığı için otopark hesabında biriken paradan ödüyor. Siz adama zimmet çıkarıyorsunuz, memnun haklarına bloke koyuyorsunuz, aday olmasını engelliyorsunuz. Neden? İYİ Parti 3. sırasında aday olarak listelere gireceği kesin gözüyle bakılan, ki kesin Yüksek Seçim Kurulu'na verilen listede, 3. sırada Saffet Acar'ın memnun haklarıyla ilgili problem çıkıyor, feragat etmek zorunda kalıyor. Sizin yaptığınız bu. Ama terör örgütünün yancısı, uzantısı partinin genel başkanını 8 senedir hapiste tutuyorsunuz. 8 günlük ceza vermediniz daha. Yargılayıp cezası kesinleşmedi hemşerim. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? İnsanların aklıyla alay eden, Türk milletinin ikbal ve istikbaline kasteden, 21 yıldır da sürekli bir algıyla toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran, kardeşi kardeşten ayıran bir siyasi mantıkla ülke yönetiyorsunuz. Her seçim döneminde çıkıyorsunuz diyorsunuz ki, vay efendim o onunla beraberdi, bu bununla beraber. Ve bunun adını da dindarlıkla buluşturuyorsunuz. Dindar siyasetçiler olarak da camilerde, hocalara siyaset yaptırıyorsunuz. Cuma hutbelerinde çıkıyorsunuz, muhalefet partisinin adaylarına, liderlerine hakaret ettiriyorsunuz. Nerede? İhsaniye ilçesinin Döver beldesinde. O imamları biliyoruz biz. Kim kazanırsa kazansın, hangi parti kazanırsa kazansın o imamlarla 15 Mayıs'tan sonra görüşeceğiz. Bir kere benim milletimin vergileriyle benim devletimden maaş alan bir imamın herhangi bir bu ülkede legal bir şekilde siyaset yapan ve ilimizde o partilerin teşkilatları bulunan partilerin liderlerine veya temsilcilerine veya adaylarına zilletti, illetti deme cesaretini nereden alıyorlar? Onların hesabı sorulur. Onların hesabı sorulur. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Şimdi gelelim günümüzde bu terör olaylarıyla ilgili gerçekten çok ve çok memleketim adına üzgün. Türkiye adına üzgün. Seçimin bir kez daha bu seçimin kazanılmasının neden önemli olduğunu şu 3-5 günlük bayram ziyaret esnasında köy ve kasabalarda yapmış olduğumuz bayramlaşma törenlerinde daha iyi anladım. Kahveler ayrılmış hemşehrilerim. Kahveler ayrılmış insanlar. Artık muhalefet partisiyle iktidar partilerinin temsilcileri köylerde ve kasabalarda bayramlaşmamak için birbiriyle imtina ediyorlar. Karşı karşıya gelmemektedir. Bizi biz eden değerlerden en önemlisi milli ve dini bayramlarımızdır. Milli ve dini bayramlarımızda küslük, dargınlık olmaz. Milli bayramımızda milli günümüzü kutlar, o günün gururunu 85 milyon olarak bir ve beraber yaşarız. Dini bayramlarımızda yine aynı şekilde o dini bayramın manevi hazını, manevi iklimini, birlik beraberlik duygularını, kardeşlik duygularını hep birlikte yaşar, onun onurunu ve gururunu yaşarız. Ama gördüm ki 21 yılda düşmanlarımızın yapamadığını Adalet ve Kalkınma Partisi yapmış sağ olsun.
100 yıl öncesi düşmanlarımızın yapamadığını, milletimizi birbirine düşüremediğini, Kürdüyle Türküyle, Lazıyla Çerkeziyle, Aleviyle, Alevisiyle, Sünnisiyle düşmanlarımızın yapamadığını 21 yıldır tek başına ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi yapmış. Milletimizi ayrıştırmış, kardeşi kardeşten ayrılmışlar, millet kullandıkları siyasi uslupla milletimizi birbirine düşmanlaştırmışlar. Bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. Bu işin sonu, gerçekten söylüyorum, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini onların ağzıyla söylüyorum, Bay Kemal alamazsa, ben size söyleyeyim, ondan sonraki seçimlerde sandığın içine oy pusulaları tercihli bir şekilde atılmış, konulmuş gelir önümüze. Siz sadece Azerbaycan'da, İran'da olduğu gibi bir seçim yaşarsınız. Seçimin kazananı sandığa oy pusulası atılır ve gelir önümüze. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. 14 Mayıs günün akşam saat sandıklar açıldıktan sonuçlar kesin ve net elimize geçinceye kadar bir kalede nöbet olarak bir asker nasıl, hangi üslupla nöbet tutuyorsa o üslupla ve o ciddiyetle nöbetimizi tutacağız. Milletimizin iradesine sahip çıkacağız. O sandıktan milletimizin dediğinin çıkması için elimize geleceğiz. Ve milletimizin tercihi başımızın üstüne. Kimi tercih ederse etsin, bu millet tercih etmiştir. Vardır o milletin bir bildiği deriz, saygı duymaktan başlamıştır. Ancak bu yol ayrıştığında ben bunları söylemezsem kendi kendime vicdanen rahatsız olurum. Gördüklerimi sizinle paylaşmak zorundayım. Bir delikanlının evlenmek için, düğün için Afyon'un köylerinde 1 milyon lira paraya ihtiyacı var. Bugünkü şartlar. Bir delikanlı 1 milyon parayı bulabilecek, askeri ücretle çalışan veya askeri ücretin 1,5 katı maaşla çalışan bir delikanlı 1 milyon lirayı biriktirip evlenebilecek mi? Annesinin babasının imkanı yoksa, satacak atacak bir şey yoksa, var mı öyle bir imkan? Kız kaçırmalar arttı. Boşanmalar arttı. Son 2 yıldır evlenenlerin %85'i boşanmış aslında. Bu acı gerçekleri konuşturmamak için terördü, fasafisoydu konuşuyorlar. Terörün en azgını da gelse, 85 milyon insan ayırt etmeksizin hangi bir terör örgütüne geçip veririz biz yahu? Biz Çanakkale'de güvene karşı savaşmış ecdadın torunlarıyız. Çanakkale'yi geçilmez kılan Türklerin torunlarıyız biz. O aziz Türklerin torunlarıyız. 7 düvele oradan geçip vermemişiz. Kocatepe'de 7 düvele meydan okumuşuz. Türk'e kafa tutanı, Türk'e kefenmiş bir kalkanı mezarını Ege'nin soğuk sularında boğmuşuz. Şimdi kalkıyorsunuz bize terörden bahsediyorsunuz. Adama gülerler ya, gülerler. Yönetemediniz bu ülkeyi. Her şeyi verdi bu millet size. Her şeyi verdi. Tek başına iktidar dediniz verdi. Başkanlık sistemi dediniz verdi. Ne istiyorsunuz bu aziz milletten? Ne istiyorsunuz? Hala neyin kavgasını yaşat çıkartmaya çalışıyorsunuz? Hala neyin kavgasını yapmaya çalışıyorsunuz? Allah'tan korkun, kuldan utanın biraz yahu. Çıkıp çıkıp anlatamıyorsunuz. Bu 200 lirayı bu millete anlatmanız lazım sizin. Bu 200 liranın değeri neden bu kadar kayboldu? Bunu açıklamanız lazım beyler. Vebaldesiniz hepiniz. Bu memlekette insanlarımız geçim sıkıntısından, hayat pahalılığından dolayı karı koca evliliğini bitirmek zorunda kalıyor. Çocuklar yetim öksüz kalıyor. Kalkmışsınız burada terörden bahsediyorsunuz. Ben de size diyorum ki hadi oradan ya, hadi oradan. Güldürmeyin adamı. Güldürmeyin adamı. Adamı güldürmeyin. Sizlerin çamurunuzla, iftiranızla
daha da güçleniyoruz. Daha da azimli ve kararlı çalışıyoruz. Hedefe varmak için en ufak noktayı bile göz ardı etmiyoruz. Gece uyumuyoruz, gündüz de elini sıkmadığımız vatandaşımız, yurttaşımızı bırakmıyoruz. Bırakmayacağız da. 14 Mayıs'ta zafer İğdenli olacak olanımız gibi. İğdenli olacak. Adayımızın önünü keseceğiz, memluatlarını önüne süreceğiz, adayımız feragat etmek zorunda kalacak. Neden? İYİ Parti'nin 3 çıkarma iddiasını ortadan kaldıracaksınız. Siz şeytandan da büyük şeytansınız yahu. İYİ Parti'nin 3 çıkarmasına Allah'tan başka hiçbir güç engel olamaz. Hakkın karakterde İYİ Parti basa basa 3 çıkaracak. Merak etmeyin siz. Siz kendinize bakın. Siz kendinize bakın. Biz kendimizden eminiz. Geldiğimiz nokta çok acı. Ev diyoruz. Ev kiralarını benim vatandaşım ödeyemiyor. Kapıcılık arıyor. Kapıcılık yapmak için ev iş arıyor adam. Kapıcılık adı altında sokulacak apartmanın altında bedava yaşayacak. En azından kiradan kurtulacak. Geldiğimiz durum bu. 21 yıl sonra kral çıplak. Kiralık ev bulamıyorsun. Araba almak hayal. Ev almayı anlatmıyorum bile. Ev almayı anlatmıyorum bile. Kimse cesaret edemez ev almanın. Fiyatını sormaya varamıyorsunuz. İğneden ipliğe her şey yeme içme dahil. İnsanlar yanına sokulamazken, çoluk çocuğunu göstermemek için reklamları kapatırken siz kalkıyorsunuz terör diyorsunuz. Yahu yeter ya. Cebimizdeki terörümü bitirin. Vaat ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Neyi vaat ediyor? Yapacaklarını. Kardeş, sen yetkili mercisin. İktidardasın ya, hatırlatalım sana. Hatırlatalım. 12 Mayıs Cuma günü saat 17'ye kadar yetki sende. Kararname çıkarım hakkın var. Hiç vaat etme. Ne düşünüyorsan, seçim almak için neyi planlıyorsan yap. Cenneti versen bu millet seninle cennete bile girmez. Cennete bile girmez. Neyi bahsediyorsan, neyi vaat ediyorsan vaat et. Cenneti vaat etmediğin kaldı. Ne oldu ya? Başına bir şey mi düştü? Bir bakıyorum seçim arenasına girdik. Sayın Cumhurbaşkanı veriyor da veriyor. Ne isterseniz veriyor. Vatan gelinin malları gibi. Bazen görüyoruz ya sosyal medyada. Sahibinden yarı fiyatına devren sattık, kapatıyoruz. Gidiyoruz, işi terk ediyoruz gibi. Siz gidiyoruz da bu ülke bizim, bizim. Siz iktidardan gidiyorsunuz. 21 yıl hesabını vermeden bir yere gidemezsiniz. Sizden soracağız. Bunu sormadan siz bir yere gidemezsiniz. Göndermeyeceğiz sizi. İktidardan gidiyorsunuz, doğru. İktidardan gittiğiniz için temel ülkeyi de götürüyoruz falan zannediyorsunuz. Ülke bundan sonra yok zannediyorsunuz. Biz bu ülkeyi çadırdan bu hale getirmiş bir ecdadın torunlarıyız. Çadırla çıktıkları yolda bugün Anadolu'nun her tarafında her noktasında Türk bayrağı dalgalandıran 85 milyon Türkler olarak bir ve beraber yaşayacağız. Yıllar boyunca, 1000 yıl boyunca da, 5000 yıl boyunca da bu topraklar Türk yurdu olarak var olmaya devam edecek. Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, gerçekten içim dolu. Yani ben niye üzülüyorum biliyor musunuz? Bizlerin idareci ve yönetici olarak başımıza seçtiğimiz insanların bizleri birbirine düşürecek açıklamalar yapmasını. Afyon Karahisar'da bir sosyal medya hesabı elden ele dolaşıyor. Parayla. Bu hesap üzerinden tarafıma çirkin bir saldırı, söylemediğim bir söz söylemiş gibi algı yöntemiyle yayılmaya çalışıyor.
çalışın. Yapanları ben biliyorum. Bu sayfayı kullananları da ben biliyorum. Benim Afyon Kalesar hemşerilerim, vatan ve millet sevgimi, bayrak sevgimi herkesten çok iyi bilir. 81 vilayette de arkadaşlarım ve eşim dostum var. Siyaset hayatımda 35 yıldır da Allah'a şükürler olsun çizgimizde en ufak bir sapma yoktur. Bugüne kadar geldiğimiz çizgimizde vatan ve millet sevdalılarıyla beraber yürümeye çalıştım. Bundan sonra da aynı şekilde yürümeye devam edeceğim kararlı bir şekilde. Ancak benim burada o arkadaşlara iki çift sözüm var. Erkekseniz karşıma çıkın ulan! Benim gözüme bakarak yapın bunları. Yüreğiniz yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa adamsanız karşıma çıkacaksınız. Allah'tan başka bir dünyada korkusu olmayan bir adamın abdestinden asla şüphem yok. Namazı da hiçbir zaman fasık kılmadım. Sizin gibi deccallerle de asla işim olmaz. Yüreği yeten benimle aleni uğraşır. Ben buradayım. Kahvelik de olmaz mı işte? Kahvelik yaparak ülkeyi getirdiğiniz durum ortada. Bundan sonrasında da müsaade etmeyecek bu aziz milletsizlik. Onun için bunlara cevap vermek, bir yandan da Hasan abi yazdı, çizdi, yazıp demiştir ki Hasan abi başkan bunlara hiç göz atmadı. Gerçekten göz atmadım, attım da işime gelmedi. Bildiğim şeyleri söylemek istedim size. Şimdi onun için hepinizin affına sığınıyorum, kırıcı bir sözüm olduysa. Ben gerçekten söylüyorum, bu seçim kim kazanırsa kazansın, barış kazansın, huzur kazansın, adalet kazansın, gelir durumundaki, gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kalksın, zengin fakir arasında bir uçurum olmasın. Toplumumuz o kadar arada fark açılmış, makas açılmış ki, fakir gerçekten can çekişiyor, zengin parasının hesabını unutmuş. Orta direk diye bir kesim kalmış. Dolayısıyla 5-10 bin lira, 20 bin lira paralar bir delikanlının bir aylık maaşı, masrafı gibi şu anki şartlarda. İnanın değil, orta derecede yani yaşayan insan. Onun için bunları konuşalım. Seçimde bunların üzerinden herkes birbirini eleştirsin. Yaptıklarını anlatsınlar, yapamadıklarını anlatsınlar. Yol yapıyorlar, köprü yapıyorlar, havaalanı yapıyorlar. Aman aman bir şey yapmasınlar, yaptıkları havaalanına kargalar iniyor, uçaklar inmiyor. Kargalar iniyor. Yapmasınlar. Çünkü o para bizim paramız. Bedava yapmadılar onu. Her yıl bizden milyon avro alıyorlar bunun bedelini. Bizden derken milletimizin sırtında. Dolayısıyla onu bunu yapmasınlar, yaptık diye dövülmesinler. Yol yaptık, yolu da yaptınız. Kendinize yol yapmak için yol yaptınız. Onu da biliyoruz. Kendi yolunuzu yapmak için yol yaptınız. O yüzden kendiniz gemiciklerle, çocuklarımız gemiciklerle oynuyor denizde, açık denizlerde. Siz de saraylarda sefa sürüyorsunuz. Milletimiz de kuru soğana muhtaç. Bunu söylediğimiz zaman da ya Kurtuluş Savaşı'nda soğan mı vardı? Soğandan mı bahsediyordu o cephedekiler diye biri çıkıyor, adeta tepki gösteriyor. Şu anda savaşta değiliz biz. Biz millet olarak zaten bu topraklarda yaşamanın bedelini içeriden veya dışarıdan yıllarca birlik beraberliğimizi bozmak isteyen, ülkeyi bir yerlere çekmek isteyenlerle her hükümet döneminde ulaşıldı, uğraşıldı, mücadele edildi, ediliyor. Edilmek de zorunda, bunun yaşamanın bedeli bu. Ama siz kalkar da hala 21 yıl sonra ülkeyi siz yönetmiyormuş gibi vaatlerde bulunursanız adama sorarlar. Abi pardon ya, ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyor diye sorarlar. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz 21 yıl. Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımı sonlandırırken yarın 13. Cumhurbaşkanımızın Afyonkarahisar'a gelişini büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir kalabalıkla karşılayacağız inşallah. İyi partiler olarak alanda olacağız.
Bizim 14'ünden sonra 13. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bizim ondan bir şüphemiz yok. İnşallah diyorum milletimiz adına hayırlısıysa inşallah. Onun için biz orada olacağız. Cumhurbaşkanımızı layıkıyla ağırlayacağız, layıkıyla göndereceğiz. İlimizde misafirperverliğimizi Afyonkarahisar hemşerilerimiz en üst seviyede gösterecek. En ufak bir problem çıkmayacak, yaşanmayacak. Bu ülke, bu ilin insanları vatanını, milletini, devletini seven insanlardır. Nezaketli ve misafirperver insanlardır. Onun için Afyonkarahisar'a yakışır bir tören hazırlıyoruz. O şekilde de inşallah yarın meydanda o coşkuyu milletimizle beraber yaşayacağız. 2 Mayıs'ta Türkiye'nin 2. yüzyılına girdiğimiz dönemde Türkiye'nin başbakanı inşallah Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i karşılayacağız Afyonkarahisar'ımızda. Haftaya bugün Salı günü, bir hafta sonra saat 14'te Zafer Meydanı'nda olacak. İnşallah onu da aynı şekilde bir başbakanı nasıl yakışırsa o şekil karşılayacağız. O şekil misafir edeceğiz. Coşkuyla gelecek, coşkuyla ve heyecanla göndereceğiz. Ayın 14'ünde de arkasına sıraladığımız milletvekillerimizle birlikte inşallah Ankara'da en üst seviyede Afyon'u temsil edecek vekillerimizi buradan birlikte çıkaracağız. Bunun dışında basın mensuplarımızın bir sorusu varsa cevaplamak isterim. Buyurun sen. Ben şu sorumu soruyorum. Yarın Kılıçdaroğlu geliyor. Daha sonrasında söylediğiniz gibi Meral geliyor. Yarın Kılıçdaroğlu dışında herhangi bir belediye başkanı gelecek mi? Birçok ile İmamoğlu katıldı, Mahmut Yavaş katıldı. Ya da Meral Hanım herhangi bir belediye başkanı katıldı. Vallahi son dakikaya kadar bize bir şey bildirilmedi ama Genel Başkan'ın yanında, yani Çamal Bey'in yanında sanırım Temel Karaboğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve hemşerimiz Afyon Milletvekili Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı. Üçü beraber geliyorlar. Genel Başkanımızın yanında belediye başkanlarından birisi gelir mi bilmiyorum. Şu ana kadar benim tarafıma ulaşan öyle bir bilgi yok ama bizim basın sanki Hasan Bey öyle bir şey duyum almış. Mansur Bey'in geleceğiyle ilgili. Biz de Mansur Bey'i Afyonkarahisar'dan olarak Genel Başkanımızla birlikte inşallah meydanda görürüz diyorum. Onun haricinde de şu an bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Buyur Hasan. Şehit Türkiye'nin ziyaretine katılmadığınız dolayı büyük bir eleştiri aldınız. Doğru. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Doğru. Ben size şöyle söyleyeyim. Şehitliği biz bir gün önce ziyaret ettik ama basında paylaşmadık. Bayram programımız çok yoğundu. Benim şahsi olarak 3 günlük adaylarımızla birlikte 18 ilçeyi dolaşma gibi bir hedefim vardı. Sahayı görmek adına. Milletvekili adaylarımızı sahada partilerimizle buluşturmak, tanıştırmak adına. Bu program kapsamında bize bayramın birinci günü şehitlik programı geldi. Bizde 2 tane bayram programı var. Bir kere onu açıklayayım. Valilikten gelen bir bayram programı var. Birinci bayram günü saat 11'de Taş Medrese'de bayramlaşma var. İşte 12'de şurada var. 12.45'te de şehitlik var tahminim. O programa göre kendimize program yaptık. Buradan cuma namazı çıkışı ilçe bayramlaşmalarına gidecektik. Öyle planlamıştık. Ancak bize değişiklik yapılarak İkinci bir bayramlaşma programı geldi. Dolayısıyla biz önceden programımızı birinci bayram günü için valiliğin, devletin vermiş olduğu resmi bayramlaşmaya göre yapmıştık. Onu döndürdüler, ikinci gün değiştirdiler, ikinci güne kaydırdılar resmi bayramlaşmayı. Biz de programımızı paylaşmış olduk üyelerimiz ve ilçelerimizle. Benim adaylarımızla birlikte orada olmam gerekiyor. Ancak içimizden il başkan yardımcılarımızdan görevli arkadaşlarımız Taş Medrese'deki bayramlaşmaya katılıyorlar. Ondan sonraki programlara iştirak edemiyorlar. Diğer partilerden partimize bayramlaşmak için geleceğini bildiren arkadaşlarımızla bayramlaşmak için katılamıyorlar. Bu bir eksikliktir. Benim de kusurumdur. Asla şehitlerimize karşı en ufak bir saygısızlık söz konusu değildir. Biraz evvel konuşmalarımda bahsettim. Şehitlerimiz 85 milyonun evladıdır. Bayrak 85 milyonun ortak değeridir. Devlet 85 milyonun devletidir. Bu çizgiler tartışılmaz, partinin tekelinde de yoktur. Onun için oradaki tamamen aksaklığımız birinci gelen bayramlaşma programına göre kendimize parti olarak bir bayramlaşma programı hazırladığımız için
İkinci geldiğinde biz zaten ilçelerimizle programımızı paylaşmıştık. İlahi olarak bir şey sormak istiyorum. Diğer il başkanlarının da katılmaması tesadüf mü? Ben bilemem, ilim adına bir şey söyleyemem. Ben şahsım adına bunu bir kendi eksikliğim olarak söylüyorum, mazeretimi de anlatıyorum. Hiç bunda en ufak bir sizin sorunuzdan da rahatsızlık duymuyorum. Çok da üzülüyorum bu soruyla karşı karşıya geldiğim için. Yani onların niye katılamadığını bilmiyorum. Ama benim bakarsanız saat saat programlarım partimizin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Yani hangi saat nerede olduğumuz programımızda belli. Ben bu soruyu kendinizi ifade etmediğiniz için sordum. Çünkü büyük bir eleştiri aldınız bu konuyla ilgili. En teşekkür ederim. Kendinizi ifade etmemiz açısından ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sayın Açık Üniversitesi. Başkanım, yani 13. Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nı temsilen Kılıçdaroğlu, Afyon Karahisar'ın üst düzey katılım da olacak. Gültekin Uysal, Emel Karamollaoğlu, belki Mansur Yavaş, İmamoğlu belki katılabilir. Ancak önümüzdeki haftada sizin mitinginiz var. Meral Akşener Afyon'da. Aynı ilgi üst düzey anlamında katılım olacak mı? Millet İttifakı sizleri yine destekleyecek mi bu miting için? Ya da üst düzey anlamında katılımda olacak mı? Bu bir. İkincisi, önümüzdeki günlerde birinci sıra adayınız Avukat Hakan Şeretoğlu'nun Çay'da seçim bürosuyla ilgili, kirasının iptaliyle ilgili basınla paylaştı, kamuoyuyla paylaştı ve seçim pankartlarının afişlerinin kaldırıldığını ve bir milletvekiline ithafen isim belirtmedi ama bizde malum eleştiriler de bulundu. Bu olay doğru mudur? Şimdi Genel Başkanımızın programına İYİ Parti Genel Başkanı sıfatıyla ve İYİ Parti'nin seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Genel Başkanımız geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı. Biz öncelikle kendi oy vereceğimiz adayın arkasında durmak adına yarın alanda olacağız ve ona en büyük desteği İYİ Parti'ye biz vermeye çalışacağız. Genel Başkanımızın programına Millet İttifakı tarafındaki partilerin de kendilerinin de milletvekili adayları var, onların da programları var. Muhtemelen biz orada Millet İttifakı adına değil, Genel Başkanımız milletvekili adaylarımız için bir seçim çalışması yapacak. Dolayısıyla gelirlerse tabii ki destek olabilirler. Kendilerinin böyle bir işbirliğimiz söz konusu değil. Ama bu tamamen İYİ Parti'nin genel başkanını İYİ Partililer olarak bizim coşkulu bir şekilde karşılayacağız. Onlar şüphen olmasın sayılır için. Herhangi bir şeye gerek yok. Milletimiz kararını vermiş vaziyette. Biz teşkilatlarına güveniyoruz. AK Parti orayı Cumhurbaşkanı'yla doldurdu. Biz Allah'ın izniyle İYİ Parti olarak tek başımıza o meydanı dolduracağız. Ben güveniyorum, teşkilatlarıma güveniyorum. Ben 33 aydır il başkanlığı yapıyorum. İsim isim teşkilatlarının kimin ne yapacağına kadar belirledik. Şu an programa kilitlenmiş vaziyetteyiz. Allah izin verirse insan seri olacak bu meydanda. 2 Mayıs'ta. Yarın da aynı şekilde teşkilatlarımız Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın programına her ilçe teşkilatımız kendi genel başkanımız geliyor gibi katılım sağlayacak partilerimize de. Biz de ilde. Adaylarımız da olacak. Kendi milletvekili adaylarımız da olacak. Hakan Bey'in ofisiyle ilgili şöyle arkadaşlar, gerçekten söylüyorum, çok üzücü bir durum. Belediyeye ait bir iş yeri esnaf kiralamış. Çay bahçesi olarak kullanılıyor. Bu çay bahçesini Hakan Bey bayramlaşmak ve seçime kadar sürede seçim koordinasyon merkezi olarak kullanmak üzere müstecirle anlaşmış bir kira bedeli karşılığı orayı kullanmak istemiş. Müstecir de olur demiş. Hatta parasını da ödemiş. Ancak oraya bayramlaşmayla ilgili bayraklar asılıp resimler posterler asılınca ben isim de vereyim. Bize söylenen yani Sayın Özkaya'nın özellikle bizzat belediye yetkililerini arayarak, yani o müstecil olduğunu yapamaz, orası belediye ait bir şeydir gibi bunun sakıncalı olduğunu, müstecilin gerekirse kira sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini, bunların tamamı duyum. Çünkü müstecil bunu söylüyor, duyum üzerine söylüyor. Biz ondan duyduğumuzu paylaşıyoruz sizinle. Biz de adam zorda kalmasın diye Hakan Bey tamam dedi ya. Biz senin orayı kullanmayalım. İptal etti
anlaşmasını başka bir yerde var anlaşma programını gerçekleştirdi. Yani olabiliyor, olur. Bunlar burada da yapıyorlar zaten. Her yerde yapıyorlar yani. Biz bunlarla karşılaşıyoruz. Benim konuşmam başından beri bu gerilimden bahsediyorum. Toplumu geriyorlar. Yine orada da böyle bir olay yaşandı mı? Benzeri bir şey? Yok, bizim öyle bir gerilim yaşamadık. Ya Dinar'da Ali Özkaya mağlup olacağını bildiği için durmadan elense çekiyor. İhsaniye'ye gidiyor. Saffet Bey'e çok üzüldüğünü söylüyor. Saffet Bey'in de AK Parti'de görüştüğü... Alakası yok işte. Kendilerine bakın öyle bir aziyet içine düşmüşler ki, o kadar bir çaresizlik içine düşmüşler ki sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. AK Parti zavallı bir duruma düşmüş. İYİ Parti'nin 3. sıra adayının memnun haklarını alamadığı için adaylıktan feragat etmesini bile kendilerine bir artı getirir mi diye dün belediye seçimini kaybettirmek için Saffet Bey'in ne HDP'liliği, ne PKK'lılığı, ne FETÖ'cülüğü kalmamıştı biliyorsunuz, basın takip ediyorsunuz. AKP'lilerce yapılmadık iftira, atılmadık iftira kalmamıştı 2019 seçimlerinde. Ona belediyeyi kaybettirip kendi adaylarını kazandırmak için bunu yapmadılar mı? Bugün ne oldu da Sayın Özkaya İhsaniye'de bayramlaşma yaparken bir anda Saffet Acar aklına geliyor da onun akıllılık ettiğini, işte zaten seçilemeyecekti ama Saffet Bey'in değerli bir insan olduğunu falan bahsedip kendileriyle görüştüğünü falan anlatmaya çalışması tamamen bir aziyet içerisinde olduklarının ifadesidir, göstergesidir. Arkadaşlar, halkta karşılıkları kalmamış. Göreceksiniz 14 Mayıs'ta. Kalmamış yahu bunların. 21 yıldır insanları oğlunun işiyle, kızının tayiniyle, ekmeğiyle, aşıyla tehdit eden bir iktidar. Ne yapmış milletimiz biliyor musunuz? Ezim ezim ezmiş milleti. Sindirmiş. Kendilerine köle bir, ben bunu her toplantımda söylüyorum, bunu söylemek istemiyorum. Köle bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Bir köle toplum yaratmaya çalışan siyasi iktidar bugün gelmiş, bir hadi bir daha, hadi bir daha çırpınıyor. Partilerinde çalan müziklere bakın ya, İslam'ın son ordusu diyor. Ya artık bunlar iyice yoldan, rotadan çıkmışlar. Gerçekten söylüyorum ya. Uçmuş bunların devreler, yanmış komple. Ne demek ya, karşımızda düşman mı var? Kime gidiyoruz, kime karşı gidiyoruz? Biz Müslüman değil miyiz ya? Karşımızdaki muhalefet partileri Müslüman değil misiniz ya? İslam'ın son ordusu. Onun için kaybetmişler hemşehriler. Vallahi de kaybetmişler, billahi de kaybetmişler. İnsanların ne gönlünde varlar, ne kalbinde varlar. Sadece korkuttukları insanlar silmiş köşede bekliyor. Vallahi sandıkta geleni yapacağız diyorlar. Yapacaklar, ben milletimizi inanıyorum, güveniyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum.